Bu çiçek aslında kırmızı değil. Şaka yapmıyorum. Çoğunuz öyle görüyorsunuz biliyorum. Aslında ben de öyle görüyorum. Ya da öyle algılıyorum mu demeliyim. Çünkü algılarımızın çok ötesinde bir dünya aslında gözümüzün önünde duruyor ve fakat biz onu göremiyoruz. Görme engelli birine renkleri anlatmaya çalışmak gibi bu. Siz ne kadar iyi anlatırsanız anlatın, ne kadar iyi anlaşılırsa anlaşılsın, görme engelli biri tam olarak neyi anlattığınızı deneyimleyemez. Kırmızının nasıl bir şey olduğu onun için daima varsayımsal olarak kalır. Hatta görme engelli değilseniz neden kırmızıyı hayal etmenin bu kadar zor olduğunu bile tam olarak kavrayamazsınız. Şöyle düşünelim. Bu çiçeği kırmızı mı görüyorsunuz? Hayır, yanlış görüyorsunuz. Bu çiçeğin rengi aslında kırmızı değil. Bu çiçek infra adını verdiğimiz bir renkte ve ışıl ışıl parlıyor. Derin bir kontrasta sahip ve bakınca üzerinde dokuyu fark edebiliyorum. Ama siz baktığınızda sadece düz kırmızı görüyorsunuz. İşte göremediğiniz bir rengi hayal etmeye çalışmak böyle bir şey. Şimdi anlayabildiniz mi hiç görmeyen birinin renkleri ne kadar hayal edebileceğini? Bazı şeyleri deneyimleyerek anlamakla soyut olarak anlamak arasında derin bir farklılık var. Ve işte size bu videoda bizim göremediğimiz o gizemli dünyanın kapılarını aralayacağım. Algılarımızın ötesindeki o dünyayı size göstereceğim. Göremediğimiz bir renk olabilir mi? Bu sorunun yanıtı sizi epeyce bir şaşırtacak ama bir de bazen internette göremediğimiz bazı şeyler olabiliyor. İşte onlara erişimi kolaylaştıran VPN teknolojisini nasıl kullanabileceğinizden bahsetmek istiyorum sizlere kısaca. Aslında çok basit. Ben bunun için NordVPN kullanıyorum. NordVPN tek tıkla sizi internetteki tehlikelerden koruyan harika bir VPN hizmeti. Peki ne yapıyor? İnternet bağlantınızı şifreliyor, IP adresinizi ve konumunuzu gizleyerek çevrim içi ortamdaki varlığınızı çok daha güvenli ve özel hale getiriyor. Onu kullanarak favori içeriklerinize, dizilerinize, filmlerinize her yerden erişmeye devam ediyorsunuz ve bir yandan da seyahat ederken bile güvenli bir şekilde internette gezinebiliyorsunuz. Tabii internetin bazı karanlık ve tehlikeli tarafları da var. NordVPN'in Threat Protection özelliği sizi kötü amaçlı yazılımlardan, zararlı reklamlardan ve diğer tehditlerden otomatik olarak koruyor. Tüm bunları yaparken NordVPN yani hiçbir faaliyetinizi izlemiyor veya paylaşmıyor. Trafiğiniz her zaman güçlü bir şifreleme ile korunuyor. Birçok veri sızıntısı size bildirilmiyor. Yani hackerlar şu anda kimlik bilgilerinizi ele geçirmiş olabilir. O yüzden Dark Web Monitör, ifşa olmuş hacker mekanlarını sürekli olarak tarayıp bilgileriniz satılığa çıkmışsa sizi anında uyarıyor. Gelelim bu kanala özel verilen fırsata. Hemen nordvpn.com/barışozcan adresini ziyaret ederseniz 2 yıllık planda artı 4 aylık bonus kazanacaksınız. Üstelik 30 günlük para iadesi garantisiyle. Hemen nordvpn.com/barışozcan adresini ziyaret edin ve daha uzun süre güvende kalın. Evet, şimdi göremediğimiz bir renk olabilir miymiş ona bakalım. Bir şeyleri görebilmek aslında 3 aşamadan oluşur. Öncelikle ışığın bizim gözümüze doğru yola çıktığı bir kaynak gerekir. Ardından bu ışıktan gözümüze ulaşanlar burada fiziksel ve biyokimyasal bir süreçten geçer. Ardından burada üretilen sinyaller beynimize gönderilir ve biz bu görüntüyü aslında bir nevi yorumlarız. Kırmızı çiçek. Fakat gözümüz elektromanyetik spektrumun sadece kırmızıdan maviye olan kısmını görebiliyor ve bu aralık da yaklaşık 400 ila 700 nanometre arasında. Bir metrenin bir milyonda birinden bile küçük. Bu küçücük aralık dışında yer alan hiçbir şey göremiyoruz. O yüzden bu aralığı görünür bölge olarak adlandırıyoruz. Aslında elektromanyetik spektrum bundan çok daha büyük. 400 nanometreden aşağısında mor öte yani ultraviyole yer alıyor. Adı üstünde burası morun ötesi. Aynı şekilde kırmızının ötesinde de kızıl öte yani infrared var. Bütün spektruma bakacak olursak en enerjili ışıktan itibaren gamma ışınları, X ışınları, mor öte, görünür bölge, kızıl öte, mikrodalga ve radyo dalgalarını görüyoruz. Aslında tüm bu sınıflandırma bizim tercihen yaptığımız bir sınıflandırma. Tıpkı görünür bölgede olduğu gibi. Ona görünür bölge diyoruz çünkü bizim görebildiğimiz bölge burası.
Buna da radyo dalgaları dedik çünkü radyolarda kullandığımız sinyalleri bu aralıkta seçmeyi uygun bulduk. Buna X ışınları dedik çünkü röntgenlerde kullanıyoruz ve bunlar vücudumuzdan geçerken çok iyi bir kontrast oluşturuyorlar. Yani bunları biz ürettik. Bizden başka bir canlının elektromanyetik spektrum tanımı bundan çok daha farklı olabilir. Temelde hepsi de birbirinin aynısından oluşuyor. Aralarındaki tek fark bunların enerjileri, yani bir başka deyişle dalga boyları. Görünür bölge ise bunun sadece küçücük bir kısmı. Peki ya gözümüz mor öteyi ya da kızıl öteyi görebilseydi? Aslında bunu görebilen insanlar var. Hatta içlerinden biri çok meşhur bir ressam. İpucunu anladınız mı? Göstereyim. Kim olduğunu ve onun neden bu hikayenin bir parçası haline geldiğini anlatacağım. Fakat gördüğümüzün ötesini, mor öteyi nasıl görebileceğimizi anlayabilmek için önce renkleri nasıl gördüğümüzü anlamalıyız. İnsan gözünün yapısında rengi algılamayı sağlayan koni hücreleri bulunuyor. Tam olarak 3 farklı koni hücresi var ve her biri farklı bir aralığı tespit ediyor. Kırmızı, mavi ve yeşil. Örneğin bu koni hücreleri en çok mavi ışığa duyarlı. Onun üzerine kırmızı bir ışık düşürecek olursanız pek de bir şey görmüyor. Bir de siyah beyaz görmeyi sağlayan çubuk hücreleri var. Renk körlüğü dediğimiz şey de tam olarak bu hücrelerle ilişkili. Örneğin kırmızıyı göremeyenlerde şu koni hücresi yok. Yalnızca diğer 2 tanesi var. Ya da işlevini yitirmiş. Sadece 2 tane koni hücresi çalıştığı için bu duruma dikromat, yani çift renkli deniyor. 3 rengi görebilen bizler ve bizim gibi birçok canlı da trikromat, yani 3 renkli olarak adlandırılıyor. Fakat kırmızı rengi ayırt edemeyenler yine de onun yerine bir renk görüyorlar. İyi de bu nasıl oluyor? İşte o da hücrelerin görme aralığıyla alakalı. Şimdi koni hücreleri için kırmızı, mavi ve yeşili gördüklerini söyledik. Fakat bunlar aslında en hassas oldukları noktalar. Yani hassasiyetin peak yaptığı noktalar. Yoksa kırmızıyı tespit eden hücreler, mavinin de yeşilin de bir kısmını aslında tespit edebiliyor. Aynı şekilde yeşili gören hücreler belirli bir düzeyde kırmızıyı da görebiliyor. Fakat bu peak noktasından uzaklaştıkça daha zor hale geliyor. İşte o yüzden kırmızıyı göremeyen renk körlüğünde yeşili gören hücreler devreye giriyor. Ve böylelikle kırmızının yerini yeşilin tonları devralıyor. Çünkü bu ikisinin birbirine ne kadar yakın olduklarına bir bakın. Aslında çoğunlukla aynı aralığı görüyorlar. Bu ufak farklılık bize yeşil ile kırmızı arasındaki farkı oluşturuyor. Eğer bu iki renk hücresi birden olmazsa işte o zaman durum biraz daha tuhaflaşmaya başlıyor. Kırmızı ve yeşili gören koni hücrelerinin olmadığını düşünelim şimdi. Bu duruma blue cone monokromat deniyor, yani BCM. Sadece mavi ışığı gören koni hücreleri ve siyah beyaz tonlara duyarlı çubuk hücreleri var. Peki bu kişiler sizce ne görüyordur? Yalnızca tek bir rengin olduğu yerde renkten bahsedebilir miyiz? Eğer başka renkleri göremiyorsak gördüğümüz şeyin renginden söz edebilir miyiz? İşte bu durumdan mağdur olan kişiler çoğu zaman hiçbir renk göremiyorlar. Yani sanki 3 koni hücresi de yokmuş gibi sadece siyah ve beyaz görebiliyorlar. Bazı çok ender durumlar ve koşullarda biraz mavi tonları ve sarı tonları görebildiklerini söyleyenler de var. Fakat BCM'yi tamamen siyah beyaz görenlerden ayırmak bile oldukça zor. İşte bu da bize rengin tek başına nasıl bir algı meselesi olduğunu gösteriyor. Tıpkı kırmızı ve yeşili tespit eden hücrelerin birbirine çok yakın olmasına rağmen bu iki rengi bizim tamamen farklı algılamamız gibi. Renklerin nasıl da bir algı meselesi olduğunu anlayabilmek için şöyle düşünebiliriz. Bu kırmızı çiçek, bu yeşil çiçek, bu da mavi çiçek. Fakat burada iki önemli olgu var. Bir, gördüğümüz renkler. İki, onları nasıl isimlendirdiğimiz. Yani bunları siz kırmızı, yeşil ve mavi olarak görmek yerine mavi, kırmızı ve yeşil olarak görseydiniz de yine benimle aynı şekilde adlandırabilirdiniz. Benim kırmızı olarak gördüğüm şeyi belki de siz mavi görürdünüz ama yine de ona kırmızı adını verirdiniz. Ve ikimiz de gayet iyi anlaşabilirdik çünkü aradaki farkı anlayamazdık bile. Ben buna kırmızı diyorum, siz de kırmızı diyorsunuz ama ben aslında gerçek kırmızıyı görüyorum, siz mavi görüyorsunuz. Ya da tersi. Farklı renklere aynı ismi veriyoruz. Biraz karışık geldi değil mi?
Bu aslında kırmızı rengi Ahmet ya da mavi rengi Ayşe demekten farksız bir şey. Çünkü yaptığımız şey sadece isim vermek. Kafamızdaki renkleri birbirimize gösterebilmenin tam olarak bir yolu yok. Tamamen farklı şeyleri görüp bunu hiçbir zaman fark edemeyebiliriz. Tamam, şimdi hiç renk görememeye kadar indik çünkü gözün nasıl gördüğünü anlamamız gerekiyor. Peki diğer renkleri nasıl görüyoruz? Mesela macentayı görebilir miyiz? Şu morumsu renkten bahsediyorum. Turuncu, sarı, turkuaz gibi renklere baktığınızda aslında bunların hepsi elektromanyetik spektrumda bir yerlere karşılık geliyor. Fakat macentanın pek bir yeri yok gibi. Şaşıracaksınız ama bazıları macentanın bir renk olmadığını bile söylüyor. Mavi ile kırmızının karışımı olan bu tonun yalnızca bir illüzyon olduğunu iddia edenler var. Ama ben size daha farklı bir şey göstereceğim. Esas illüzyon nerede? Şimdi onu görün. Koni hücrelerinin hassasiyetini hatırlayın. Eğer ışık kaynağımız şöyle bir mavi ışık yayarsa ne olur? Çoğunlukla mavi koni hücreleri tarafından tespit edilir. Ucundan azıcık da yeşil ve kırmızı hücreler de bir şeyler görür. Bu yüzden biz de onu mavi olarak algılarız. Fakat ışık kaynağımız şöyle karışık bir ışınım yapıyor olursa ne olur? Bu durumda üç renk birbirine karışır ve biz onu magenta olarak görürüz. Fakat işler tam olarak burada biraz daha şaşırtıcı bir hal almaya başlıyor. Magentayı oluşturan tek kombinasyon bu değil. Işık kaynağı şöyleyse de magenta görüyoruz. Işık kaynağı böyleyse de magenta görüyoruz. Böyleyse de, şöyleyse de. Yani ışık kaynağı aslında hep farklı kombinasyonlarda ışık saçıyor ama biz onu hep aynı renk olarak görüyoruz. Bu çok tuhaf değil mi? Aslında hepimiz bir nevi renk körü gibiyiz. Öyle diyorum çünkü tüm canlılar bizim gibi trikromat değil. Ve hatta şimdi sizi bu alanın efsanesiyle tanıştırayım. Mantis karidesi. Onları genellikle mermi gibi hızlı vuruşlarıyla biliyoruz. Lan manyak! Fakat bu karidesin hiç ummadığımız bir başka özelliği daha var. Hazır mısınız? Geliyor. Tam 12 koni hücresine sahip. Bizde 3, onda 12. Mantis karidesinin gözleri tam 12 farklı renk aralığını görebiliyor. Üstelik bizimki gibi öyle 400 ila 700 nanometre aralığını da değil, daha ötesine de uzanıyor. Bu yüzden eğer bu farklı spektrumlarda oluşturulan ama bize hep magenta görünen ışıkları ona gösterecek olsaydık, her seferinde bambaşka bir renk görürdü. Tabii onun gördüğü nasıl bir renk olurdu biz bunu bilemiyoruz çünkü konuşamıyor. Bir de bizim deneyimlerimizin biraz dışında kalıyor. Fakat gelelim şu kırmızı çiçek mevzusuna. Başta gösterdiğim tabloyu hatırladık mı? Bu tablo meşhur ressam Claude Monet'in Gelincik Tarlası tablosuydu. İşte tam olarak bu yüzden bu elimdeki çiçek kırmızı değil dedim size. Çünkü Monet bu tabloyu yaptığında değil ama sonradan çok sıra dışı bir deneyim yaşadı. Hiçbirimizin yaşamadığı türden bir deneyim. Monet'in yaşı ilerledikçe katarakt oldu ve giderek körleşmeye başladı. Bir ressam için görememenin ne demek olduğunu tahmin edebilir misiniz? Tabii bir de bundan 100 yıl kadar önce 1900'lerin başlarında katarakt ameliyatı takdir edersiniz ki pek de öyle kolay ve ucuz bir operasyon değil. Hatta Monet'in yine ressam olan bir başka arkadaşı Mary Cassatt iki kez başarısız operasyondan sonra tamamen kör olmuş. İşte buna rağmen resimsiz bir hayat düşüncesini kabul edemeyen Monet risk almış ve ameliyat olmaya karar vermiş. Fakat ne olur ne olmaz diye sadece bir gözü için operasyon yapmışlar. İşte böylelikle yani bir gözü kör olursa kötü durumda da olsa diğer gözüyle görmeye devam edebilecek. İşte böyle sancılı bir operasyon ve süreçten sonra gözü iyileşmiş Monet'in ve 83 yaşındaki ressam için yeni bir dünyanın kapıları aralanmış. İnsan gözündeki hücrelerin görme aralığını hatırlayın şimdi. Aslında çok az da olsa bir mor öte görebilme imkanımız var. Hatta kullandığımız birçok kamera da böyledir. Kızıl ötede bile hassasiyeti vardır kameraların ama biz onu görmeyiz. Çünkü sadece bizim gördüklerimizi yansıtabilsin diye mor öte ve kızıl öteyi kesen filtreler kullanılır o kameralarda. İşte gözümüz de biraz buna benziyor. Koni hücrelerimiz tıpkı kamera sensörleri gibi aslında mor öteye de biraz hassas. Fakat gözümüzün önünde katarakt geliştiren o lens bu ışığı filtreliyor. Geçmesine izin vermiyor. Peki ya bu lens
o katarakt operasyonu sonrasında kaldırılıp yerine yenisi konmazsa ne oluyor dersiniz? Monet mor öteyi görmeye başlıyor. O dönemden sonra yaptığı tablolara bir bakın. Tabii şimdi böyle bir ameliyat olduğunuzda yerine mor öteyi kesen yapay lensler de yerleştirildiği için pek kimse bunu tecrübe etmiyor. Fakat özellikle o geçmişteki dönemlerde ameliyat olanlar bambaşka bir dünya görmeye başlıyorlardı. Çiçekler daha farklıydı. Hiç beklemedikleri yerlerde farklı renkleri deneyimliyorlardı. Siyah görünen kuşların tüyleri ışıl ışıl parlıyordu. Çünkü onlar zaten birbirini öyle görüyordu. O siyah kuşları siyah sanan bizdik. Bizim daracık görsel bölgemiz hayal gücümüzü de kısıtlamıştı. Hiç göremediğimiz bir renk olabilir mi? Kim bilir, belki gelecekte gözümüzü geliştirip daha farklı hücrelerle donatacağız. Böyle bir durumda beynimiz bu farklı sinyalleri nasıl yorumlayacak, bize ne tür şeyler üretecek, bunu bugünden kestirebilmemiz elbette çok zor. Bu konudaki tartışmalarda bir fikir birliği de yok. Nasıl olsun ki? Baksanıza, hala bu çiçeğin bile kırmızı olduğunu düşünüyoruz.